Şehir merkezi ve köylerdeki eski kullanılmayan binalar için ya onarılacak ya da yıkılacak. İl Genel Meclisi Başkan Vekili Enez Meclis Üyesi Şenol Kılıç, meclis toplantısında gündem dışı söz alarak meclis üyelerine konuyla ilgili bilgi verdi. Kılıç, İller İdaresi Genelgesi'ne göre köylerde ve şehir merkezlerinde kullanılmayan eski harabe haldeki yapıların tespit edileceğini belirterek sahiplerin uyarılacağını kaydetti. Metruk yapının onarımı veya yıkımı konusunda sahiplerinin uyarılacağını ifade eden Kılıç, bey içerisinde onarım veya yıkımı yapılmayan yapı için sahibine 23.800 lira ceza uygulanacağını söyledi. Kılıç ayrıca metruk binanın yıkımının köylerde il özel idaresi ekipleri tarafından yapılacağını, yıkım ücretinin de yine bina sahibinden tahsil edileceğini ifade etti. Önce ilçelerde, köylerde jandarma, şehir içinde polis ve teknik eleman yanına katılarak gidip bu yapılar tespit ediliyor. Arkasından kişi sahiplerine tebliğ ediliyor. Daha sonrasında da kişi sahibi bu yapıyı ya onaracak ya da yıkacak. Kendisi yapmadığı noktasında önce 23.800 liralık bir ceza da karşı karşıya kalacak. Daha sonra da il özel idaresi olarak yıkım işlerine başlayacağız. Ayrıca bir de yıkım parası da alınacak. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Şimdi diyebiliriz ki bizimle ne alakası var? Evet, bizimle alakalı. Çünkü baktığımız zaman sadece Enez ilçesinde köylerinde 35 yapı tespit edilmiş durumda. Şehir merkezinde de bir o kadar var. İnanıyorum ki diğer ilçelerde bu tespitler çok daha fazladır. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş de metruk yapı sahiplerini uyardı. Oturulmayan, sahibi olmayan, tapuda sahibi var ama ortalıklarda sahibi gözükmeyen, yani kimin ait olduğu belli olmayan yapılar var. Bu köylerde de var, terk etmiş, gitmiş, oturmuyorlar köylerde, şehirde de birçok yerde var. Ve bu metruk yapılar hem hayati anlamda, trafik anlamında hem de çevresel anlamda kötü niyetli kişilerin barınma yerleri oluyor. Burada bir de hayati tehlike de arz ediyorlar. Şimdi bunları tespit edildiği zaman Şenol Bey daha çıktı getirdi. Bu kişinin tapu kayıtları çıkacak. Bu tapu kaydında sahibine tebligat çekilecek. Tebligat ulaştıktan sonra sahibi gelip ya onaracak, bakıma alacak ya da ilgilenmiyorsa işte o zaman mücavir alanda belediyeler ya da kırsal alandaki il özel idaresi devreye girecek. Önce 23.800 liralık cezalar uygulanacak. Bir ay içerisinde yapının sahibi kendi yapısına, metruk yapıya sahip çıkmış. Ondan sonra İl özel idare ya da belediye marifetiyle yıkılacak. Yıkım masrafları da yine kendisinden tahsil edilecek. 2008